Herkese merhaba. Ancon Plus online buluşmalarına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Profesör Doktor Asuman Altay ve Çağnur Bağsar ile birlikteyiz. Finansal kaynaklara erişimde kadın başlığı altında konuşacağız. Sorularınızı ya da yorumlarınızı chat bölümünden yazılı olarak ya da sözlü bölümde, soru cevap bölümünde sözlü olarak iletebilirsiniz. Çağnur Hocam henüz bağlanamadı ama Asuman Hocam burada. Ben sözü Nuran Hocama ve Asuman Hocama devrediyorum. Buyurun hocam. Herkesi Ancon adına öncelikle selamlıyorum. Hoş geldiniz. Asuman Hocam merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Hocam nasılsınız? Önce onu sorayım. Tabii idari Teşekkür göz. ederim hocam. Diğer katılımcı hocamız sanırım katılamadılar. İzninizle. Bağlanamıyor galiba, evet. Hocam şöyle yapalım. Siz Hocam Ben önce konuklarım isterseniz Bilal. katılımcılara biraz bilgi vereyim. Evet. Bugün finansmana erişimi konuşacağız. Aslında Ocak ayının tematik başlığından bir konumuz. İlk toplantımızı finansmana erişim ve kadın dedik. Ocak ayının ikinci toplantısı 26'sında yapacağımız toplantıda da bu erişimin özellikle kadın örgütleri ve uluslararası kadın örgütleri bağlamında bir serüvenini anlatacak katılımcımız. Asuman Hoca bugün bize finansmana erişim genelinden kadınların finansmana erişimi üzerinde konuşacak. Özellikle Asum hocamız kadın çalışmaları alanında çalışıyor ve finansmana erişim ve bunun zorlukları, fırsatları bu anlamda da önemli akademik yayınlarda bulunuyor. Hocamız gördüğünüz gibi de idari görevleri de var. Şu anda zannediyorum onlardan bir kısmını halletti. Hocam merhaba. Duyabiliyor musunuz? Hocam duyabiliyor musunuz bizi? Ses kapalı zannediyorum. Bizden mi kapalı Bengi? Acaba sistemden mi yoksa? Sanırım Asuman Hoca şu an bizi duymuyor. Buyurun hocam. Çağnur Evet. Hoca geldi bu arada. Evet, hocam duyuyor musunuz diye işaret yapıyorum ama. Merhaba. Çağnur Hocam merhaba. Hocam hoş Merhaba. geldiniz. Ben de geldim. Değerli hocalarım, ben her ikinize de hoş geldiniz diyorum ve size bırakıyorum toplantıyı. Siz bağlanırken hocam biz çok küçük bir giriş yaptık konuya değil toplantıya. Buyurun hocam, tekrar teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Sağolunuz. Efendim bugünün konusu kadın ve kadınların hem finansal araçlara erişimi hem iş dünyasında daha çok var olmaları. Bu konuda üniversitemizden Sayın Profesör Doktor Asuman Altay hocamızla güzel bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Asuman hocamız 9 Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü, Mali İktisat Anabilim Dalında hocamız. Ama aynı zamanda bu konuyla da çok da ilgili olarak Kadın Hakları ve Sorunları Uygulama Araştırma Merkezimizin Danışma Kurulu üyesi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı Başkanı. Asuman hocamız Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü olarak çok gurur duyduğumuz üniversitemizde bir gelişmeye imza attı. Kadın çalışmaları, yüksek lisans ve doktora programlarımızı hem oluşturuldu. Çok multidisipliner güzel bir program. Ve YÖK'ten de onayını aldık. Öğrencilerimiz de kabul ettik. Bu konuda daha çok fazla çalışma yapılacağını düşünüyorum hocamızın gözetiminde. O yüzden bu konulara çok önem veriyor. Hem bir iktisatçı olarak önem veriyor hocamız. Çok da güzel yeni bir editörlüğünde hocamızın yeni bir kitap çıktı. Türkiye'de ve Dünya'da Kadın Araştırmaları kitabı. Gerçekten bizlerin hem üniversite olarak çok önem verdiğimiz bir konu. Biliyorsunuz rektör hocamız da üniversite camiasında Türkiye'deki çok az sayıdaki kadın rektörlerden bir tanesi. Yönetim kurulumuzda da
çok rektör hocalarımız var. O yüzden üniversite olarak çok üzerinde durduğumuz bir konu. Ben şimdi sözü çok da daha fazla uzatmadan Asuman hocama vermek istiyorum bir yandan da. Asuman hocam buyurun diyeceğim ama şöyle bir buyurun diyeceğim. Ben böyle ufak bir soruyla başlayayım. Şimdi kadınların finansal araçlara erişimi, finansal dünyada var olmaları üzerine konuşacağız. Ama öncelikle hep şunu düşünüyorum ben. Hani kadınlara geçmeden önce. Bütün gençlerimiz için çok öğrencilerimiz var, evlatlarımız var. Mezun oluyorlar ve güzel işlere giriyorlar birçoğu. Ama hani bu girdikleri işlerde iyi bir refaha ulaşmaları ne kadar zaman alır? Finansal piyasaların buradaki rolü nedir? Bunlarla da biraz başlayabiliriz. Sonra kadın kısmına daha çok yoğunlaşırız diye düşünüyorum. Buyurun hocam. Hocam sesiniz kapalı. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Değerli Nuran Bilet hocamız da çok güzel bir giriş yaptılar bizi beklerken. Çok sağ olun. Siz de çok güzel bir giriş kurdunuz, giriş cümleleriyle. Konuyu aslında özetlediniz. Teşekkür ediyorum hocam. Zaten hepimiz öncelikle insan olarak birçok şeyle ilgili bir şekilde yaşıyoruz. Sadece bir farklılığımız akademik camiada bulunmamız ve üniversite hocası olmamız nedeniyle özellikle sosyal bilimler kapsamında çalıştığımız için tabii ki çok daha toplumun yaşamına dokunacak bilimsel verilerle, bilimsel düşüncelerle araştırmalar ve sonuçlar üretiyoruz. Ve bundan da amacımız tabii ki literatüre katkı yaparken aynı zamanda yaygınlaştırılmış bir fayda etki ağı yaratmaya çalışıyoruz. Bunun için de özellikle kadın çalışmaları çok güzel bir araç niteliğinde. Siz de söz ettiniz, sürekli gelişen bir bilimsel kapsam oluşturuluyor tüm Türkiye'de. Dünyada zaten çok uzun yıllardır emek verilen bir alan. Ülkemizde de bu üniversitelere taşındı. Merkezler ve ana bilim dalları itibariyle de çok geliştiriliyor. Söylediğiniz gibi bizler de katkı vermeye çalışıyoruz. Şimdi dediğiniz nokta çok önemli. Özellikle genç nüfusu çok yoğun olan bir ülkede yaşıyoruz. Tabii ki nüfusumuz doğumla birlikte artıyor. Ancak bunun yanı sıra özellikle küreselleşmenin de 90'lı yıllardan bugüne getirdiği bir sonuç olarak da olumlu ya da olumsuz olarak tabii ki değerlendirilebilir. Ama sonuçta doğum dışı yani göçlerle de artan çok ciddi bir genç nüfusumuz var. Böyle bir durumda gerçekten gerek siyasi iklimin gerekse toplumsal iklimin özellikle bu gençlere yönelik tedbirler ve politikalar almaları, uygulamaları gerekmekte. Okuma yazma oranı oldukça yüksek bir ülkeyiz. Tabii 2010'dan bu yana gerçekleşen göçler ışığında özellikle geçici sığınmacı niteliğinde olmalarına rağmen çok ciddi kamusal hizmetler, eğitim, sağlık başta olmak üzere birçok kamusal sağlık hizmetleri de sunulan bu genç nüfus oldukça yaygın bir şekilde eğitim almakta. Şimdi mezun verdiğimizde bu gençlerimiz işe yerleşmekte ancak uzun yıllar, neredeyse 20 yıla ulaşan bir eğitim sürecinden geçtikten sonra elde ettikleri gelirlerle yaşamlarını çoğu zaman ekonomik anlamda planlayamamaktadırlar. Ve bir anda ellerinde yönetmeleri gereken bir bütçe ile karşılaşmaktalar. Hele ki telaşları bittikten sonra hem diploma sevinci hem işe girme sevinci eğer istedikleri bir işe de girmişlerse sonrasında bir yuva kurma ya da kendi evlerine yerleşme, kendilerini geçindirme sürecine girdiklerinde parayı kullanmanın çok önemli bir iş olduğunu
belki de büyük kayıplarla ve borçlarla karşılaştıklarını da anlamaktalar. O nedenle 2000'li yıllardan sonra, hatta 2000'li yılların ortaları diyelim, 2010'lara yakın, devam ediyorum. Sesim geliyor sanıyorum. Geliyor hocam. Geliyor hocam. Hı-hı. Tamam. O süreçte de finansal okuryazarlık sözünü ettiğim iklimin bir sonucu olarak ortaya çıktı. Çünkü ekonomiler tabii ki üretim, tüketim, dağıtım ağından oluşuyor çok temel olarak. Mikro bazda da bireyin bulunduğu bir ekonomiden söz ediyoruz. Onun tercihleriyle, davranışlarıyla ve kararlarıyla yönlenen bir ekonomiden. Devlet de onlara kamu ekonomisi olarak destek veriyor. Yani vergi gelirleriyle bir yaşam alanı açıyor, bir iklim yaratıyor, teşviklerle güçlendirmeye çalışıyor, vergi gelirleriyle kamusal hizmetleri görmeye çalışıyor ve özellikle bankacılık sektörü aracılığıyla, borsa aracılığıyla, borsa finans piyasaları aracılığıyla da çeşitli finansman araçlarını geliştirerek insanların kullanımına açıyor. Şimdi süreç içerisinde neredeyse 20 yıla yakın yetişen bir genç insan, eğer parayı nasıl kullanacağını ve bunun anlamını öğrenememişse, çünkü bir takım işte harçlıklarla, anne baba destekleriyle, burs destekleriyle bir süreci tamamlıyor. Ama bir süre sonra sadece kendinin yönetmesi gereken bir gelire kavuştuğunda bu kaynakları nereye yönlendirecek, nasıl yönlendirecek, bunun yanında geçimin yanında geleceğine yönelik tasarruf imkanları, tasarruf yaparken kullanacağı finansal araçlarla bir strateji belirlemesi gerekiyor. Ve bunun ona öğretilmesi gerekiyor. Yeni bir eğitim alanı ortaya çıkıyor. Bu tabii eğitim resmi kurumlar aracılığıyla verildiği gibi, özellikle sözünü ettiğimiz alanda, özellikle kurslarla, sosyal sorumluluk projeleriyle belediyelerin, valiliklerin, üniversitelerin, STK'ların, sivil toplum kuruluşlarının onlara sundukları bilgi ağlarından bu tür bilgileri ediniyorlar. Bugün içinde bulunduğumuz webinarda da aslında bir anlamda bu eğitime bizler de katkıda bulunuyoruz diye düşünüyorum. Çok haklısınız hocam. Gerçekten gençlerin refah seviyelerini yükseltebilmeleri için finansal okuryazarlık konusunda çok ciddi yol kat etmeleri gerekiyor. Çünkü dediğiniz gibi hani parayı kazanmak ayrı bir şey, ama daha sonra o parayı çoğaltabilmek, yatırıma yönlendirebilmek çok farklı bir şey. Bu konuda hani finansal okuryazarlık konusuna gelirsek, kadınlarla erkekler arasında farklar var mı? Sanıyorum bu konuda bazı çalışmalar var. Bu konuda bizi birazcık bilgilendirebilir misiniz? Teşekkür ederim. Tabii siz aslında bu konuda oldukça yetkinsiniz değerli hocam. Bir finansman profesörü olarak açıkçası bu araçları da çok iyi bilir. Bunlara çok hakim ve ortak çalışmalar da yapıyoruz. İnşallah bu literatür de giderek daha zenginleşecektir ve topluma da yayılacaktır diye düşünüyorum. Şimdi malumunuz tüm dünya nüfusunun bazen 50'sini geçen 51 civarında bir kadın nüfusu var. Türkiye'de de aslında bu durum zaman zaman birkaç basamak geri gidiyor, ileri gidiyor ama tahminen %50'ler civarında bulunuyor. Şimdi nüfusun yarısını oluşturan bir kadın nüfusundan bahsediyoruz. Ama özellikle kamusal hizmetlere erişimde kadınların kanunen, hukuken uygunluk olsa dahi sosyolojik sebeplerle ya da geleneksel, bunu da ekleyebiliriz sanırım, örf adet ve geleneklerin ürünü olarak bazen parayı kullanmada biraz geride kaldıklarını görüyoruz. Bu sadece bizim ülkemizde değil, dünyada da özellikle mülkiyetin dağılımında bunu çok yakından görüyoruz. Tüm mülkiyetin, mülkiyet sahipliğinin tüm dünyada sadece %8'i kadına ait. Bu tabii çok önemli bir oran aslında. Bu mülkiyet içerisine
Tabii ki evden başlanabilir. Yani tapudur, bir takım akitlerdir. Ondan sonra işte otomobildir, arazidir, tarladır. Yani para ile ifade edilen ve mülkiyete geçirilecek, hukuken tanımlanmış alanlarda elinde belgeye sahip olan bir mülkiyetten bahsediyoruz. Burada kadınların oldukça geride kaldığını görüyoruz. Bunun dışında iş yaşamında özellikle küçük, orta, büyük şeklinde nitelendirdiğimiz KOBİ'lerde özellikle büyük işletmelerin sahipliği konusunda da ya da ortaklığı konusunda da yine kadın oranlarının tüm dünya olarak ifade ediyorum. Açıkçası %20'lerin altında olduğunu görüyoruz. Yine bu da oldukça etkileyici. Şimdi istihdam açısından bakıldığında yine tüm dünyada çok genelleştirilmiş olarak da spesifik bir takım verileri aldığımızda bu oranlar değişiyor olmakla birlikte genelleştirilmiş olarak %30-32 civarlarında yer aldığını görüyoruz. Şimdi tabii bu rakamlar şunu gösteriyor, özellikle sermaye, mülkiyet, ekonominin yönetimi, tabii bu arada girişimciler var, siyasete katılım var, yönetim kurullarında kadın diye sizin zaten çok değerli bir çalışmanız var. Umarım az sonra siz de bir katkıda bulunursunuz. Çünkü aynı adla bir projede yürütüyorsunuz hocam. Bu konuda da açıkçası katkınızı beklerim. Hep siz bana sormayacaksınız sanıyorum. Nurhan Hanım da izin verirse. Çünkü bu çok değerli bir katkı hocam açısından, yani bizim açımızdan açıkçası hocamın yaptığı çalışmalar. Tüm bunlar değerlendirildiğinde kadın oranının erkek oranına göre geride kaldığını görüyoruz. Şimdi bu geride kalmak mıdır? Dağılım olarak böyle midir? Maksatlı mıdır? Maksatsız mıdır? Tabii ki ayrıca tartışılması gerekiyor. Ama ekonomik somutlaşmış veriler açısından bu şekilde analiz edebiliriz. Ama sosyolojik açıdan bakıldığında ekonominin dayandığı tarih alt bilimi, sosyoloji alt bilimi, psikoloji alt bilimi, hatta antropoloji ve hukuk olarak da baktığımızda bu geri kalmış olarak değil ama yaşam alışkanlıkları ve akışı gereği böyle bir sonuçla karşılaştığımızı görüyoruz. Yani toplayıcılık, avcılık döneminden itibaren baktığımızda kadının toplumsal cinsiyet rollerinin de oluştuğunu görüyoruz. Yani bu bugünün sorunu da değil aslında. Zamanında sorun olarak görülmemiş olabilir ama bugünün ekonomik fonksiyonları itibariyle baktığımızda bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Zamanın ekonomik yaşam biçimi içinde baktığımızda kadının evde çocuklarıyla erkeğin getirdiğini yönetmek, ev içi içine ne sahip çıkmak, ev içi hane halkının toplumsal yaşama hazırlanması, hane halkının toplumsal yaşamda daha etkin ve verimli olması için çok büyük katkılar koyduğunu biliyoruz. Daha sonra hatta bu ekonomi açısından da, sosyolojik açıdan da çok önemli insan yaşamında katkıda bulunduğunu görüyoruz kadının. Ancak 70'lerden itibaren rollerin değiştiğini görüyoruz. Tabii bunda biraz feminist literatürün, feminist hareketlerin, kadının kamusal alanda yer alma istekliliğinin, daha görünür olma istekliliğinin de etkide bulunduğunu söylemeliyiz. Yine ekonomilerin, piyasa ekonomilerinin gelişmesine paralel kadın iş gücüne duyulan ihtiyacın da aslında arttığını görüyoruz. Bu da kadını evden çıkarmak için bir neden olarak ortaya çıkıyor. Ama o zaman da kadının emek gücünün erkeğin daha gerisinde, yani emek gücünün değerlendirilmesinin ve fiyatlanmasının erkeğin daha gerisinde olduğunu görüyoruz. Herhangi bir kriz ortamında işsizlikle baş etmek için erkeğe nazaran kadın iş gücünün piyasadan çekildiğini ve daha fazla erkek iş gücü arzı ile talebinin öne çıktığını görüyoruz. Tüm bunlar bir araya geldiğinde de kadının gerek çalışarak gelir etmesi ve kendini finanse etmesinde, gerekse elde ettiği gelirden tasarruflar aracılığıyla bir takım finansman kaynaklarını kullanarak kendine pasif gelir yaratmasında erkeğin gerisinde kaldığını, finansal kaynaklara erişimde bazı sorunlar yaşadığını görüyoruz. Özellikle bankacılık sektöründe
banka hesaplarına baktığımızda toplamın %1'i düzeyinde ancak kadın banka hesabının tüm dünyada bulunduğunu görüyoruz ki bu da çok düşük bir oran gerçekten. Gerçekten hocam, bu verdiğiniz hocam, oranlar... katkılarınızı bekliyoruz. Bu verdiğiniz oranlar gerçekten çok çok üzücü bir yandan da çok şok edici aslında. Evet. Hani varlıkların dağılımında da aynı şeyi görüyoruz. Banka hesaplarında da hani verdiğiniz %8 bir varlıklarla ilgili banka hesaplarında %1 gerçekten şey hani toplumdaki rollerden bahsettiniz. Aslında hani bunun üzerine akademik çalışmalar da yapılmış, dizilerde bile kadının rolü ve kadının iş hayatındaki rolünün yansımaları çok farklı Türkiye'de. Bunun üzerine de bir iki araştırma vardı. Hatırlarsınız, tartışmıştık. Evet. Orada bile hani kadının hep rolünün dediğiniz gibi evde olduğu ve finansal olarak hep birilerine bağlı kaldığı göz önüne geliyor. Ve bu gerçekten de toplumun ilerlemesinin önünde bir sıkıntı. Kadınların değil yalnızca, hani büyük ihtimalle. Çünkü %50'sini yok saydığınız bir iş gücüyle nereye kadar ilerleyebilirsiniz bir ülkede? O yüzden önünün açılması hani kadınlar için önemli olduğu kadar sanıyorum erkekler için de aynı derecede önemli. Bilmiyorum hani ben hani dizilere falan da baktığımda gerçekten üzülüyorum o anlamda. Kadınlar hep böyle çok bir edilgen ve bu finansal kaynaklara erişimin olmaması aslında bir noktada sanıyorum böyle tersine döngü yaratıyor. Çünkü ülkemizde özellikle girişimciliğe baktığımızda bir yeni iş kurabilmek için kadınlar daha çok kendi varlıkları ve eş dosttan aldıkları parayla bir şey yapmaya çalışıyorlar, kapital oluşturmaya. Ancak ülkemizdeki birçok şirket borçla büyüyor. Borca erişime baktığınızda, bankacılık sektörüne de baktığınızda ilk gördüğümüz şey bir teminattır, bir varlığın olmasıdır. Bu olmayınca girişimci kadınlar için buna ulaşmak, bir şirket kurmak, burada bir borca ulaşarak o şirketi büyütebilmek de aynı derecede problemli bir süreç haline geliyor. O yüzden kadın girişimcilerle ilgili aslında çalışan kurum ve kuruluşlar da COSGAP'in de destekleri var bu konuda mevcut. Aile Bakanlığı'nın da var bildiğim kadarıyla. Ama yine de çok yeterli olamıyor. Ekonomik kalkınma dediğimizde bizim en çok destek vermemiz şey girişimcilik. Ama toplumun büyük bir kısmına bu konuda aslında yeterince destek de verilmemiş oluyor sanırım, değil mi hocam? Evet hocam. Tabii girişimcilik işin diğer bir yönü. Girişimcilik tüm dünyada çok önemseniyor. Özellikle ülkemizde de kadınların girişimci olması için devlet nezdinde teşvik mekanizmaları oluşturuluyor. Kadın ve gençlerin Avrupa Birliği'de istihdamına ve girişimcilik gücünün arttırılmasına önem verdiği için ciddi fonlar oluşturuluyor. Bu kapsamda ülkemizde de 90'lı yıllardan bu yana başlayan ciddi çabalar var. Türkiye Odalar Borsalar Birliği nezdinde de kurulmuş bir biliyorsunuz Kadın Girişimciler Kurulu var. Bölgeler itibariyle örgütlenmiş durumdalar ve bölgelerindeki en küçük yerleşim birimlerine kadar ulaşmaya çalışıyorlar. Tabii bunu bir genel çerçeveye oturtursak, girişimciliğin öncesinde de yine finansal okuryazarlığın ana konumuza döndüğümüzde olmazsa olmaz olduğunu görüyoruz. Çünkü finansal varlıklar dediğimiz sadece para değil, para ile ifade edilebilen tüm varlıklar finansal varlıklardır. Bunları tanıması gerekiyor insanın. Sadece kadın değil tabii ki gerek bir işverenin sunmuş olduğu içte çalışsın, kol gücünü kullansın, beyin gücünü kullansın, entelektüel gücünü kullansın. Gerekse kendisi gücünü kullanarak piyasada
fikirsel ya da bedensel ya da somut bir ürüne dönüştürecek süreci oluştursun girişimle, bu insanların mutlaka piyasayı okuyabilmeleri, anlayabilmeleri ve ellerindeki varlıkları kullanabilmeleri için finansmanı bilmeleri gerekiyor. Finansman kapsamında yer alan enstrümanları, araçları tanımaları gerekiyor. Dediğiniz gibi teşvik kapsamında almış oldukları katkılar oluyor bankalar tarafından kendilerine sunulan. Üye oldukları takdirde eğer işletme büyüklüğüne göre mikro veya küçük işletmelerse esnaf sanatkarlar odasından katkılar alabiliyorlar. Onun dışında daha bir tüccar tanımına giren bir işletmesi varsa orta ve üstü, onun için de bağlı oldukları ticaret ya da sanayi odaları kapsamında desteklenebiliyorlar. Bunun yanı sıra bankalarında özellikle kadınlar için bazı bankaların bugüne kadar çok da adları duyulmuş uygulamaları oldu biliyorsunuz. Projeler, sosyal sorumluluk projeleri, onlara bir takım finansman araçlarını tanıtacak kurslar, bunların kullanımına yönelik eğitimler verdiklerini biliyoruz. Ya da bizatihi girişimcilik eğitimlerini, girişimcilik fikirlerini nasıl uygulamaya dökeceklerini, ne tür finansman kaynakları kullanabileceklerini sundukları programları olduğunu biliyoruz. Peki hocam, kadınlara sunulan kaynaklar farklılık gösteriyor mu ya da kadınların tercih ettiği finansal kaynaklar sizce? Hani ne tür kaynaklar daha çok açık ya da değil, kadınlara, erkeklere açık olan her şey kadınlara da açık mı? Nurhan Hanım bir soru sormuş. Finansmana erişimin günümüzde temel zorlukları ve fırsatları bakımından değerlendirdiğimizde öne çıkan unsurlar nelerdir diye. Hani bu konuda belki kadınların risk algıları da farklı. Hani belki ondan tercih de etmiyorlar bazı şeyleri. Bilemiyorum, bu konuda ne düşünüyorsunuz? Çok güzel bir soru. Siz de gülüyorsunuz çünkü açıkçası konunun özünü söylemiş Nurhan Hocam. Konunun özetini oluşturuyor tabii bu iki soru. Finansmana erişim bugünkü sohbetimizin konusunu da oluşturuyor. Gerçekten bir sorun olduğu için zaten seçildi bu konu. Finansmana erişim birçok insan için zor aslında. Çünkü hem bundan haberdar olmak hem de bunları nasıl kullanacaklarını bilmek gerekiyor. Sizin de dediğiniz gibi risk algısı da bunun açıkçası özünü oluşturuyor. Yapılan çalışmalarda kadınların risk algılarının oldukça yüksek ama risk eğilimlerinin oldukça risk alma eğilimlerinde düşük olduğunu gösteriyor. Yani riski çözümlemede algıları yüksek kadınların. O nedenle hayatta kalma düzeyleri önceki gün de sizinle konuştuğumuz gibi daha yüksek. Çünkü örneğin araba kullanırken bile kadınlar daha tedbirlidir, daha yavaş gider çoğu kadın. Çünkü tedbirlidir. Öncesini bir düşünür, fazla risk almak istemez. Bir iki hormonal bir düzeydir, onu sağlıkçılar karar verir. Ama çoğunlukla evinde, yolda, dışarıda belki bu doğurganlığıyla da açıklanabilir. Çünkü koruması gerekiyor. Yani doğursun ya da doğurmasın, o içgüdüsel, refleksel olarak kadında bir koruma içgüdüsü olduğunu da psikologlar, psikiyatristler söylüyorlar. Dolayısıyla bu koruma içgüdüsü belirsizliğin artması durumunda kadının çok fazla risk alma eğilimi göstermediğini gösteriyor bize. Şimdi finansal kaynakların görünür olması kadın için çok kolaylaştırıcı olmuyor. Onları tercih etmesinde çok kolaylık sunmuyor kadına. Kadına daha çok onların anlatılması, ne işe yarayacakları, hangi tür riskleri alabilecekleri, başarılı olduklarında risklerin azalacağı ama başarısızlıkla karşılaştıklarında da bazı riskleri almaları gerekmekte. Şimdi finansal araçlar
içinde bulundukları ekonomik iklimle çok doğru orantılıdır. Bunun içinde kredilerden tutun da paranın zaman içerisindeki getirisini arttıran araçların risk düzeyi, getiri düzeyi arttıkça artan enstrümanlardır. Dolayısıyla paranın kullanırken kısa, orta ve uzun vadede hangi tür risklerle karşılaştıracağı kişiye iyi anlatılmalıdır. Ve birey de, yani kadının ötesinde birey de risk alma gücüne göre bunları absorbe etmeli veya uygulamalıdır. Dolayısıyla konu, evet, kaynaklara erişimi çözmemiz gerekiyor ama kaynaklara erişimde de risk algısının çok belirleyici olduğunu söyleyebiliriz. Ama bu demek değil ki kadınlar risk almamak için finansal enstrümanlara erişseler de bunları kullanmak istemiyorlar gibi bir savı da öne süremeyiz açıkçası. Çünkü eşit ve hakça sunulan her türlü finansal araçlardan insanlar serbestçe yararlanabilmelidir. Bunun için de erişim kaynaklarının şeffaf ve erişilebilir olması gerekmektedir açıkçası. Tabii siz özellikle finansmanın aynı zamanda kayıt kısmı da çok iyi biliyorsunuz hocam. Muhasebeleştirilme kısmı. Tabii ne kadar çok kayıda girerse bunlar ve sağlam kayıtlar şeklinde tutulurlarsa kadın açısından da finansmana sadece erişim değil bunun yönetilmesi kısmının da çok önemli hale geldiğini görüyoruz. Belki siz de bu konuda bize yine katkıda bulunabilirsiniz diye düşünüyorum. Buyurunuz hocam. Teşekkür ederim. Tabii yani kadınların dediğimiz gibi risk algıları daha az riske eğilimli olduklarından daha temkinli hareket ediyorlar. Doğru bilginin ve şeffaf bilginin verilmesi çok önemli. Aslında muhasebe sistemleri de bilgi sistemleridir ve bu bilgiyi sunmak üzere kurulmuş sistemlerdir. O sistemlerin nasıl kurulduğunu ve ne şekilde işlediğinin anlatılması finansal okul yazarlıkta çok önemli bir şey. Çünkü oradan gelecek olan raporu ancak anlarsa bir insan oradaki riski de göz önüne alabilir. O nedenle finansal okuryazarlığın büyük bir kısmı aslında bir şekilde muhasebe raporlarının da anlaşılmasını sağlamak. Çünkü muhasebe hani işletmenin dilidir diyoruz. Öyle herkesin hemen anlayabileceği bir mantıkta çalışmıyor. Bu da mutlaka programların bir parçası olması gerekiyor kadınlar için. Ben risk algısı demişken hocam da bahsetti. Hani yönetim kurulunda kadın, yönetim konularında kadın diye. Riskle ilişkili olarak hani şu katkıyı da yapmak istiyorum. Baktığımızda biz yönetim kurullarında kadınların olduğu şirketler ve olmadığı şirketler diye ayırarak bu konuda çok yapılmış çalışmalar var akademik. Şunu gözlemliyoruz. Kadınların olduğu yönetim kurulları olan şirketler finansal karlılık olarak daha iyi değiller. Daha kötü de değiller, daha iyi de değiller. Çünkü dedik ya kadın daha riske temkinli yaklaşıyor. Dolayısıyla hani risk ve finansal kazanç el ele gider. Ne kadar risk yükseltirseniz finansal kazanç o kadar yükselir. O yüzden kadın yönetim kurulu üyesi olması finansal kazanç üzerinde çok büyük bir etkisi yok. Ancak nerede çok büyük bir etkisi var? Aslında tam olarak bugün dünyada istediğimiz şey sürdürülebilirlik üzerinde çok etkisi var. Sosyal sorumluluk bakıyoruz o tür şirketlere. Sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirliğe yönelik attıkları adımlarda, oradaki performanslarda çok farklı oluyorlar. Kadın yönetim kurulu üyesi olduğunda. Bence bu çok bugün günümüzde çok önemli bir şey. Çünkü ekonomi dediğimizde, finans dediğimizde biz sürekli sürdürülebilirliği konuşuyoruz. Kadının belki bu daha temkinli olması, daha koruyucu ve yaşama hani kendini korumaya çalışması eskiden gelen o avcı toplayıcı toplumdan gelen burada kendini farklı bir şekilde gösteriyor. Sürdürülebilir dünya, sürdürülebilir ekonomi yönünde karar almada çok etkili kadınlar. O yüzden de
Hani onların bu konudaki, çünkü biz hani sürdürülebilir ekonomi dediğimizde bu yalnızca sosyal sorumluluk yapalım, çevreyi temizleyelim gibi bir şey değil. Bunun finansal olarak da ortaya konulması gerekiyor. Bir proje yapılacağında, bir şirket bir adım atacağında bu konularla ilgili üretim şeklini değiştirebilir, farklı ham maddeler kullanabilir. Ama bunların mutlaka finansal olarak da sunulması gerekiyor ve uzun dönemde finansal getirisinin gözlemlenmesi gerekiyor. İşte burada da aslında finansal okuryazarlığın olması çok önemli hayata geçmesi için bir projeleri ve kadınlar bunlarda çok öncelikli oldukları için çok ön saflardalar gerçekten. O yüzden de finansal okuryazarlık ayrıca önemli diye düşünüyorum. Kadınların da bunun gelişmesi ve daha çoğalması, hatta sosyal yatırım gibi kavramlarda gerçekten ön planda kadınlar. Bilemiyorum, yeterince katkı verdim mi? Evet, evet hocam. Yani bizim çalışmalarımızda da hani daha çok bunu ortaya koyma amacındaydı. Tabii bunun birkaç bileşeni var. Kadınların finansal bilgiye erişimi, finansal kaynaklara erişimi konusunda hani bir bilgilenmeleri gerekiyor tabii, ama bir de bir takım mekanizmalar oluşturulması gerekiyor. Hem ülke çapında hem işletmeler nezdinde nasıl destekleyebiliriz? Çünkü eşit başlamadığını Osman Hocam çok güzel ortaya koydu. Yani hem varlık olarak hem İlk aşamada finansal okuryazarlığı da daha düşük kadınların, eşit başlanmayan bir yarışı daha eşit hale getirmeye çabalamak için her türlü mekanizmaya ihtiyacımız var aslında. Hem işletme içinden hem de genel olarak devletin alması gereken bir takım önlemler var, yaratılması gereken mekanizmalar var. Hocam, bu arada bir sorumuz daha var. İsterseniz onunla devam edeyim. Finansal araçlara erişilebilirlik bağlamında şeffaflık, kayıt altında tutulması gibi kriterlerin ne kadar önemli olduğunu belirttiniz. Benim sorum, finansmana erişilebilirliğin ekonomik yönden çıktısı olarak insanların ve ülkelerin refah düzenine etkileri var mıdır? Buyurun hocam. Daha başka sorusu olan dinleyicilerimiz de varsa chatten yazarsanız onun üzerinde de mutlaka görüşlerimizi hep beraber paylaşırız diye düşünüyorum. Evet. Tabii ülkelerin refah düzeyini yükselten çok çoklu faktörler vardır. Çünkü refahın özellikle ekonomik de bir çıktıdır refah. Yani refah bir sonuçtur aslında. Tabii amaç olabilir, hedef olarak konulabilir. Ülke ve toplum bazında düşündüğümüzde tabii ki o toplumun sahip olduğu devlet, devletin mekanizmaları, sahip olduğu siyasal iklim, hükümetteki politikacılar, toplam olarak ülkede bulunan politikacılar, üniversiteler, STK'lar ve benzeri gibi böyle çoklu kurum ve birey kuruluşlar aracılığıyla aslında refaha ulaşma hedefi belirlendiğinde bu yönde çaba sarf edilir. Tabii ekonomik anlamda toplam refah kişi başına düşen gelirle ölçülür genel kıstası olarak. Ama bu tabii ki totalde, örneğin belli bir dönem denir genellikle ekonomide, ama bir yıl olarak alırsak bir yılda elde edilmiş toplam hasıla dediğimiz, bu ülkede elde edilmiş tüm gelir türlerinden elde edilmiş gelirlerin nüfusa bölünmesiyle elde edilir kişi başına düşen gelir. Tabii ki bu her bireyin o gelire sahip olduğunu göstermez bize. Ama sonuç olarak genel bir fikir verebilir. Ekonomik açıdan analizlerimizi bunun üzerine oturturuz genel olarak. Ama bunun yanında tabii ki sadece refahı arttıran sahip bulunan gelir değildir. Onun kullanımıdır aynı zamanda. O nedenle yapılan birçok denek çalışmalar var. Aynı gelire sahip olan insanların
tercihleri ve kararları ile çok farklı standartlar oluşturdukları görülüyor, yaşam standartları. Bunu tabii belirleyen unsurlar vardır iktisatta. Bir takım eğilimleri vardır. Beslenme eğiliminden tutun, giyinme, yaşam alanı açıkçası. Sosyal açıdan araçlar, yani birisi sadece evinde oturup televizyon seyrederek sosyalleşebilir, akrabalarını ağırlayabilir, misafirliğe gidebilir örneğin, yürüyüşe çıkabilir. Yani daha az para harcayarak açıkçası sosyalleşebilir. Bir diğeri daha çok sinemaya giderek eğlence araçlarında veya bilgisayar ya da teknoloji yatırımı yaparak daha fazla bilgisayar oyunları olabilir vesaire. Hele ki günümüzde online alışverişlerle bunu değerlendirebilir, sosyalleşebilir. İşte sohbet sitelerinde bulunabilir, sosyal medyayı kullanabilir vesaire. Şimdi birisi daha çok doğa yürüyüşleriyle vesaire kendine sportif anlamda katkıda bulunabilir, sağlığına katkıda bulunabilir. Sonuçta daha sağlıklı, daha eğitimli, daha az para harcayarak daha iyi imkanlarda aynı gelirle yaşam alanı yaratan kişiler varken kötü bir takım alışkanlıklarına çok fazla para harcayan, yani kötü olarak kabul edilmiş çünkü sağlığına zarar ve çevresine zarar verdiğini düşündüğümüz alkol, tütün, tüketim eğilimi ya da aşırı alışveriş eğilimi ve benzeri gibi nedenlerle ya da aşırı temizlik tutkusu, bu nedenle evin içinde çok fazla kimyasal artık bulunan hava ile solumalarına yol açan vesaire, yani sağlık açısından kendini daha tehdit ortamına atabilir kişi. Eğitim açısından eğitimine fazla önem vermeyebilir, kültürel açıdan önem vermeyebilir ve sonuçta refah çıktısı olarak kabul ettiğimiz bireyin daha eğitimli, daha sağlıklı, daha güzel alanlarda, yazın sıcak ortamda serin, kışın soğuk ortamda sıcak, daha kendini koruyan, zarar vermeyen giysiler içinde bulunması ve benzeri, yani belli bir standardı, kaliteyi yakalayabilecek bir yaşam standardına sahip olabilirken bir diğeri bunun yarısı veya çok daha düşüğünde aynı gelirle bulunabilir. Dolayısıyla bireyleri tek başına bırakmamak devletin görevidir. Onlara, biz buna kamu ekonomisinde erdemli mallar deriz. Erdemli mallar bireyleri daha iyi hale getirecek bilgiyi, hatta gerekirse o malı daha ucuza veya bedavaya dağıtan devletin sunduğu mallar demektir. Özellikle bazı bedava sunulan kültürel sunumlar, konserler olabilir, eğlence alanları olabilir, televizyonlar aracılığıyla ya da işte YouTube aracılığıyla ya da benzeri kurumların kendilerini ifade ettikleri daha kültürel transferi sağlayacak, insanları ulaştıracak açıkçası programları yapmaları insanları daha iyi hale getirebilir. Eğitimleri, biliyorsunuz bir COVID süreci yaşıyoruz. Özellikle ilk zamanlar büyük bir çaba ile başlayan, daha önce temelleri atılmış olsa da sonradan çok büyük maliyetlerle güçlendirilen teknoloji altyapıları ile uzaktan eğitim modelleri denendi. Bunu birçok özel okul, üniversiteler kendileri yapmaya çalışırken devlet kamu kaynaklarını kullanarak ilkokuldan üniversiteye kadar bir takım katkılarla uzaktan eğitimin kolaylaşmasını sağlamaya çalıştı. Tüm bunlar erdemli mal olarak sunulur bireylere. Daha yeşil bir çevrede yaşamak, yürüyüş yollarının, bisiklet yollarının yapılması, sportif alanların açılması, tüm bunlar yine bireylere sunulan refahı arttırıcı araçlardır. Dolayısıyla bireyi bu anlamda bilinçlendirmek de toplumun ve o toplumu yönetenlerin görevidir. Evet, yani sonuç olarak finansal araçlara erişmek ve bunun yöntemlerinin insanlara ulaştırılması, anlatılması ve bireylerin, toplumun bilinçlendirilmesi refaha çok büyük bir katkıda bulunmaktadır. Ben de küçük bir finansçı katkısı yapayım hocam. Şeye baktığımızda
bu biriktirme alışkanlıklarını, çünkü bu çok önemli bir şey. Toplum ne kadar çok biriktiriyorsa ve bunu yatırıma yönlendirebiliyorsa aslında toplu refah düzeyi o şekilde artabilen bir şey. Normalde kadınların çok fazla birikimi olmadığını görüyoruz. Asuman hocam da söyledi. Fakat bir çalışma vardı, benim çok dikkatimi çekti. Çalışan kadınlar üzerine yapılan bir çalışmada. Çalışan kadınların aynı türde maaş alan erkeklerle karşılaştırdığında birikim oranlarının daha yüksek olduğu görülüyor. Yani kadın belki de daha riskten de kaçtığı için, belki garantiye almak için kendini birikim çok daha fazla yapıyor. O fırsatı bulduğu anda, yani fırsat varsa, para kazanabiliyorsa, bir paraya sahip olabiliyorsa bunun büyük çoğunluğunu birikime aktarabiliyor. Ve bu da aslında yatırıma döndüğünü düşünürsek birikimlerin toplumsal refahın uzun vadede yükselebilmesi için en önemli kriterlerden bir tanesi diye düşünüyorum. O anlamda da önemli. Hani bir finansçılar hep paradan para kazanalım, parayı yatırıma yönlendirelim diye baktığımız için aslında kadınlar o noktada iyi yani birikimlerini iyi değerlendirebiliyorlar diye düşünüyorum. Evet, başka soru varsa ben alabilirim. Hani yazarak da sorabilirsiniz bu konuda. Ben o arada şeyi söyleyeyim. Hani hocam, mikro kredi kavramı da var. Özellikle hani bununla Nobel ödülü de aldılar. Hani Afrika'da bu uygulamalar. Çünkü özellikle kadınlar arasında bildiğim kadarıyla çok daha önemli bir kaynak. Bu konuda biraz bizi bilgilendirebilir misiniz? Bilmiyorum. Tabii hocam. Çok güzel bir noktaya getirdiniz, sağ olun. Bu tasarruf meselesi önemli. Çünkü dünyada ekonomik krizler çıktığında ülkelerin, ekonomilerin dayanıklılığına paralel bu krizlerin yönetildiğini görüyoruz. Ekonomilerin dayanıklılığı da tasarruf oranının yüksekliği veya düşüklüğüyle ölçülüyor en temelde. Eğer ülke tasarruf oranları hem kamu sektöründe hem de özel sektörde, piyasada yani bireylerde ne kadar fazlarsa, ekonomik krizlerle ister enflasyon olsun, sürekli fiyatlar yükselsin, isterse deflasyon veya resesyon, gerileyen bir ekonomi olsun, hepsinde tasarruflar ve bunların kullanımı çok önemli hale geliyor. Çok haklısınız. O nedenle tabii bireyin öncelikle, ya da toplumun diyelim daha yakın olarak alırsak, tasarruf yapabilmesi gelire de bağlıdır en temel olarak. Yani tasarruf gelirin bir fonksiyonudur denir iktisatta. Gerçekten eğer bir akarı varsa, sadece bunu resmi gelir olarak da düşünmeyelim. Yani bir yerde çalışır, gelir elde eder insanlar. Bu bir haktır aynı zamanda. Ama onun yanında akarı da olabilir ekonomide. Örneğin işte taşınmazları vardır, evidir, arazidir. Onları kiraya vererek, arabası vardır kullandırarak. Yani elinde işte biliyorsunuz lisanslar bazen kullandırılabiliyor, diplomalar kullandırılabiliyor vesaire. Yani kullandırarak, hatta parayı kullandırma karşılığında faiz dediğimiz bir gelir elde ediliyor. Kullandırmalar karşılığında elde edilen gelirler akar ya da rant geliri olarak tarif edilir ekonomide. Şimdi böyle baktığımızda kesinlikle bir gelir veya bir akarın bulunması gerekiyor insanların tasarrufta bulunması için. Tasarruf yine ekonomik olarak gelirin kullanılmayan kısmıdır. Ama Nasrettin Hoca'nın bir fıkrası vardır biliyorsunuz. Özellikle gelirin kullandıktan sonra kalanı değil, önce tasarrufa ayırıp kalanının harcamaya ayrılmasıdır. Nasrettin Hoca'nın eşinin kazan hikayesidir bilirsiniz. Oldukça da aslında ibretliktir. Gerçekten ekonomik olarak tabii ki gelirimizin kullanılmayan kısmını ayırmamız lazım. Öncelikle asgari standartlarda kendimizi geçindirmemiz veya ailemizi geçindirmemiz gerekiyor. Şimdi tasarruf yapılması için de insanların o ortamının ve mali araçlara erişiminin sağlanması gerekiyor. Peki
bu imkanlar nasıl sunulacak insanlara? Sizin söylediğiniz gibi mikrofinansman bunun aslında yine 90'lı yılların ikinci yarısından sonra adı duyulmaya başlayan bir konu ama 70'li yıllarda sizin de söz ettiğiniz gibi ödül almış, açıkçası Nobel ödül almış iktisatçı Profesör Doktor Muhammed Yunus tarafından sistematize edilmiş bir konudur mikrofinansman ve Malezya'da ilk uygulaması olmuştur. Kendisi de Malezyalı. Şimdi Dünya Bankası'ndan sunmuştur bu projesini ve oradan da ciddi bir fon almıştır karşılığında. Bunun özü şudur. Özellikle toplumda kadınlar, Malezya örneğinden yola çıkarsak, gelişmemiş ya da gelişmekte olan ülkelerde çoğunlukla erkek nüfus bulunduğu bölgenin dışına veya ülkenin dışına çalışmak için göç ediyor. Ve orada gelir kaynakları elde ederek bir kısmını ya da çoğu kısmını ailesinin geçimi için gönderiyor. Ve genel olarak kadınlar ailenin geçiminden sorumlu hale geliyorlar. Çoğunlukla tabii elde ettikleri gelirler oldukça düşük. Ya tek ebeveynli, yani kadın tek başına kalmış, boşanma veya ölümle tek başına kalmış ve çocuklarını geçindirmeye çalışıyor. Bu da daha çok el emeğine ve evde çalışmaya dayanıyor. Malezya'da ki örnekten yola çıkarsak benzer ülkelerde de özellikle kadınların çok küçük finansmanla çok küçük para kaynakları sunulduğunda çok büyük gelir, kendilerini geçindirecek, çocuklarına eğitim ve sağlık hizmeti aldıracak düzeye geldikleri görülmüş. Buna dayanarak Muhammed Yunus da, kendisi aynı zamanda sosyolog ve iktisatçı, böyle bir projeye adım atıyor. Diyor ki çok küçük, belki 100 dolar, 300 dolar aralığında verilen paralarla özellikle kırsal alanda yaşayan kadın, örneğin dikiş dikerek, kendine bir makine sağlanarak bu fondan dikiş dikmeye başlıyor ve dışarıya da dikerek kendisine bir finansman, küçük bir sermaye yapabiliyor. Ve zaman içerisinde kendisine şöyle deniyor: bunu başardığın için istersen bir atölye kurmana da yardımcı olabiliriz ve birkaç kadını da çalıştırırsan yanında, onlara da makinelerini verelim ve sonuç olarak senin hatta bu ürünlerini piyasaya sunmana da yardımcı olalım diyorlar bu proje içerisinde. Veya işte bir süt satıcısı olabilir, inek aldırarak onu, o bir inekten birkaç ineğe çıkması sağlanabiliyor ve böylece birkaç kadını da girişimci kadın adı altında, açıkçası çok küçük miktarlar aktarılarak mikrofinansman adı üzerinde küçük bir üretim modeli kuruyorlar ve bunun satış ağını sağlamaya çalışıyorlar. Böylece kadının refahı arttığında ailenin refahının da arttığını görüyorlar. Ve bunun geri ödemesi de var. Hibe şeklinde değil bunlar. Genellikle 3 yıl sonrasında da kadınlara bunun oldukça küçük bir şekilde parça parça geri dönüşünü sağlıyorlar. Ve bu konuda da çok başarılı oldu. Yani kredilerin geri dönüşünde de çok başarı sağlandığını söylüyorlar. Ülkemize gelirsek hocam, 2000'li yılların başında yanılmıyorsam 2005'ten bu yana Türkiye'de de mikrofinansman uygulanıyor kaynakları. Hatta o dönem kendisi de iktidarın bir siyasetçisi olan Profesör Doktor Aziz Akgül tarafından Türkiye'de böyle bir model öneriliyor ve kabul görüyor. Ve ilk uygulama Diyarbakır'da başlıyor 2005'te. Ve o günden bugüne de gelişerek özellikle ilçelerde kaymakamlıklar aracılığıyla, muhtarlıklar aracılığıyla kadınlara ulaşılmaya çalışılıyor. Günümüzde de 1000, 3000, 7000 ve 10.000 TL olarak kadınlara bu mikrofinansman aracı sunulmaya çalışılıyor hocam. Çok teşekkürler hocam. Sanıyorum süremizin de sonuna yaklaştık. Ben başka bir soru varsa alabilirim dinleyicilerimiz arasında. Soru yoksa da sizden hani bir son söz olarak
neler yapmamız lazım şimdi, hem akademisyen tarafında hem devlet ya da işletmeler tarafında? Şöyle kısaca bir son sözde almak isterim hocam sizden. Neler yapalım ki gerçekten kadınların hem finansal araçlara erişimini kolaylaştıralım, bu yolu açalım, hem de toplumun refaha ermesinde kadınların rolünü arttıralım diyorum. Evet, son söz müydü hocam? Teşekkür ediyorum. Son söz olarak neler yapalım, şöyle bir sıralayalım hep beraber diye düşündüm. Evet, zaten bir çalışma yapmayı da düşünüyoruz sizinle bu konuda tekrar. Evet. Çünkü biz akademisyenler olarak en fazla tabii yapabileceğimiz fikir üretmek, fikir üretirken tabii ki bilgilenmek, bu bilgileri sentezlemek, kullanmak ve toplumla da paylaşmak. En iyi aracı da yazıp çizmek, konuşmak, bize düşen kısmı bu oluyor. Tabii buradan özellikle politika yapıcılara giden fikirler varsa ne mutlu bize tabii ki. Açıkçası bizim de görevimiz ve topluma olan minnetimizin ve görevimizin yerine getirilmiş şekli bu açıkçası. Tabii son söz olarak özellikle finansal açıdan dünyamız 2008'den bu yana, 2008 mortgage krizinden bu yana ciddi bir finansal kriz içerisinde aynı zamanda. Tabii ki o mortgage krizi de bir finansal kaynaktır mortgage, biliyorsunuz. Mortgage ev edindirme kredisi olarak Amerika'da başlayan bir uygulamadır uzun yıllardır. 50'lerden sonra başlamış. Tabii ki finans piyasalarının aşırı büyümesi her finansal aracın alt araçlarının oluşumuna da yol açmıştır. Tabii bu bazen mortgage kredilerinde olduğu gibi satın alınan eve verilen mortgage kredisinin toplam değerinin çok sayıda varlığa bölünmesi sonucunda alınıp satılmasının sağlanması olarak biliyorsunuz. El değiştirdikçe değer kazanması ve bir ev örneğin 100 bin dolara mortgage açısından söylüyorum alındıysa belki onun varlıklara bölünmesiyle yani 1 milyon dolara kadar değer bulması anlamına geliyor. Finans piyasaları açısından tutuluk kağıtlar deniyor. Bu nedenle yani bir eve bağlı olarak o varlıkların bölünmesi, ona tutunması anlamında. Tabii finans piyasaları kullanılan araçların alt araçlarının da çoğalmasına paralel biz akademisyenler açısından hep izlemesi hem analiz edilmesi çok kolay olmayan bir şey. Tabii burada şundan söz ediyoruz. En azından insanların daha iyi yaşama sahip olmaları için erişecekleri finansal araçlar. Çok tabii şey olarak nedir bu finansal araçlar? Belki ilk önce söylememiz gerekeni en son belki söyleyelim. En geleneksel finansman araçlar ve postmodern finansman araçları olarak söylersek tabii gelenekseller özellikle altından bahsedebiliriz belki, değerli metallerden bahsedebiliriz, burada madenlerden bahsedebiliriz. Tabii emtia borsaları var, oradaki alıp satımlardan bahsedebiliriz. Özellikle emlak alım satımlarından bahsedebiliriz. Çünkü onlar da çok ciddi olarak biliyorsunuz finansman aracı olarak da görülüyor. Tabii ki onun dışında birçok kamu kurumu ve özel sektör fonları tarafından oluşturulan fon araçları var biliyorsunuz. Fon araçları birden fazla finansman aracına sahiptir. Özellikle bu tek tek ulaşmak, erişmek yerine birden fazla finansman aracına sahip olan fona yatırım yapmak. Örneğin altın fonları vardır, gümüş fonları vardır, emtia fonları. Son zamanda yine postmodern araç olan teknoloji fonları. Ondan sonra özellikle teknoloji fonları çok revaçta biliyorsunuz son yıllarda ve alt fonlara bölünmüş durumda. Tabii bunun yanında bankacılık sektörü tarafından sunulan finansman araçları var. Özellikle krediler belki ya da mevduat faizleri yolu, yani mevduat olarak getirilir karşılığında. Son günlerde de mevduat TL'ye döndürülen döviz mevduatlarını, döviz ve yerli para arbitrajının, arada kalan arbitrajın ödenmesi şeklinde.
yine ciddi bir gelir ya da finansman kaynağı olarak görülmekte son zamanda. Şimdi bakıldığında bütün bunlar tabii ki artırılabilir. Bunlara erişimin sağlanması konusunda yine kamu politikaları çok önemli. Finansmandan özellikle tabii son yıllarda ortaya çıkan özellikle kriptodan bahsetmek isterim. Dijital sanal paralardan bahsetmek isterim. Eskiye göre insanların daha bilinçli olmaları gerekiyor. Finansal araçları daha iyi tanımaları gerekiyor. Açıkçası bireysel düzeyde giderek riski yükselen finans piyasalarından bahsetmek isterim. Bunun varlığından bahsetmek isterim ve kendilerini korumak için yine kendilerine sunulmuş çok bilgi var. Bunun içinde sunulmuş araçlar var. Medya aracılığıyla biliyorsunuz. Devletin sahip olduğu kurumlar aracılığıyla bilgilendirilmeleri söz konusu. Yani sonuçta finansal okuryazarlıklarını arttırmak için bir sürü enstrüman var. Bunları denesinler, eğitim alsınlar. Bedava sunulan kurumlar, üniversiteler tarafından eğitimler var. Okuyarak girsinler. Spesifik olarak kadınlar için de tasarruf etme veya iş kurma açısından tabii finansmana erişimde farklılıklar var. O nedenle tasarruf öncelikle etsinler ve günü geldiğinde bunu sermaye olarak kullanarak açıkçası biraz da banka destekleriyle ya da etraf desteğiyle işlerini kursunlar diye önerebilirim. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Hem eminim sizin de söyleyecekleriniz vardır. Buyurunuz hocam. Valla ben hani kendim yönden mesela hani katılımcılarla şunu paylaşmak isterim. Geçen gün Asuman hocamla bir sohbetimiz oldu ve benim dünyamı değiştirdi. Bana kripto para dünyasıyla ilgili öyle güzel anlattı ki ben iki gündür onu okuyorum mesela. Çok ilgimi çekti. Çok keyifliydi. Bizim gerçekten aslında sosyal bilimci akademisyenin işi gerçekten sosyal değişim yaratmak. Ve o anlamda benim hep kendime çıkardığım, bu kariyerimin daha ileri yaşlarında kendime çıkardığım rol bizim biraz gerçekten toplumla bir araya gelip dediğiniz bu eğitimlerde daha aktif rol almamız, gerçekten bunu artmasına sebep olmamız. Önce çünkü finansal okuryazarlık konusu gerçekten çok önemli. O olmadan hani bir ileriye gitmemiz mümkün değil. Bunun sağlanması ve toplumdaki kadının rolünün de artık daha farklı algılanması için katkıda bulunmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Hani akademisyen olarak benim kendime çıkardıklarım bunlar. Birbirimizden öğrenerek çok daha başka bir yere götürebiliyoruz gerçekten. Onun haricinde tabii devletin de bir takım koruyucu mekanizmaları, kadınların hani bir sıfır geriden başlamaması için bir takım destekleyici mekanizmaları yerine getirmesi, bu desteği vermesi çok önemli. Erkeklerin de eğitilmesi çok önemli. Çünkü hani onların kafasındaki imajdan farklı çünkü. Kadının yeri hani evidir gibi imaj olan belli bir toplumda bir kesim var. Bunun da değişmesi. O yüzden de onun da eğitimi başka bir alanın eğitimi tabii. Onun da yapılması önemli diye düşünüyorum. Ama iş dünyası da biraz daha fazla karar mekanizmalarında kadınların yer alması için çalışmalı. Bilmiyorum, benim çıkardığım dersler bunlar oldu. Bunlarla ilgili bir şeyler yapabiliriz daha sonra. Değerli hocalarım, öncelikle ben çok teşekkür ediyorum. Süreye de baktım azaldı ama ben katılımcılarımız arasında Gülden Hanım'ı gördüm. Tam da oraya öyle bir geldi ki, çünkü kurumsal yapılar dediniz, yani çok önemli. Artı tabii anlattığınız bütün araçlar belli bir yapılar. Hele kadınların erişebilirliği dediğimiz anda bu uluslararası örgütlerin modeller ve Türkiye'de de buna yönelik çok güzel modeller kuruldu. Ben eğer Gülden Hanım müsaitse bir merhaba demek isterim. Çünkü
Kendileri de özellikle söylemek, ben değil kendisinin söylemesini istiyorum aslında. Uluslararası bu W World biliyorsunuz, Women, G20'nin Women ayağını kuran ve gelişiminde de çok önemli hala faaliyetlerine devam eden bir sivil toplum örgütünün kurucusu, aynı zamanda akil adam olarak da görev yapıyor. Akil insan olarak diye düzeltiyorum hemen. Acaba Gülden Hanım bizi duyabiliyor mu? Evet. Ne dersiniz Gülden Hanım, bu meselelerde kadınların finansmana erişimi, tam ben böyle yönetim kurulu kadın kadınların yapılar deyince sizi gördüm ve hemen bir merhaba deyip sözü size bırakıyorum. Ne dersiniz hocalarımızın bu aktardıklarıyla beraber? Sizle kapatalım. Ben öncelikle hocalara, çok size, Ankon'a ve hocalara çok teşekkür ediyorum. Çok zarif bir yüzle ve çok zarif bir lisanla anlattılar. Çok önemli yerlere dokundular. Ama 15 gün sonra görüşeceğiz herhalde. Yine evet, bekliyoruz evet. Geri. Ben de benim penceremden neler olduğunu ve neden sonuçta finansal katılıma karar verdiğimi söyleyeceğim. Çünkü W20 ciddi bir liste, kadın için talepler listesi. W20'nin kurulma amacı o. Ama hocalarım da her ikisi de çok başarılı dokundular ki kalkınma için, ülkenin yükselmesi için, tasarruf için, kalkınma için kadının para kazanması şart. O da finansal katılımla başlıyor diye düşünüyorum. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ben kendi adıma ve Ankon adına, yani bütün katılımcılarımıza ve sizlere çok teşekkür ediyorum değerli hocalarım. Tabii finansmana erişim sadece bir yoksullukla mücadele gibi küçük bir alanda kalmamalı. Biraz önce Gülden Hanım'ın da sizlerin de aktardığı gibi kalkınmanın çok önemli, güçlü bir ayağı olmalı. Burada da ben hep söylüyorum, tek kanatla uçulmaz, tek kanatla başarı sürekli olmaz. O yüzden özellikle geride kalanın, sürdürülebilir kalkınma hedeflerinde kimse geride kalmasın düsturuyla geride kalanın öne taşınması ama sürdürülebilir, sağlam temellerle taşınması gerekiyor. O yüzden finansmana erişim, özellikle kadınların erişimini çok kıymetli buluyorum. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Gülden Hanım'la ayın 26'sında biz tekrar bu finansal kaynaklara erişimi kurumsal yapılarla konuşacağız. Kendisini ağırlayacağız. Eminim şimdiden heyecanla bekliyoruz. Böyle bir heyecanımız da oluştu. Ankon Plus toplantılarımız devam edecek 26 Ocak'ta, yine çarşamba günü saat 16'da, artık gelenekselleşmiş gün ve saatimizde. Ben buluşmak üzere diyorum, zannediyorum süremizi çoktan aştık. Evet, Damla ben... Hanım gülümsüyor. Pardon Nejat Bey. Bir şey söyleyebilir miyim? Ben finans tarafının pratik tarafı olarak bazı çalışmalar içerisindeyiz de işi temelden almak lazım gibi geldi bana. Çünkü bu bir seri olarak devam edecek bu konuşmalar. Hocalarım %100 çok güzel açıkladılar. Gülden Hanım zaten önümüzdeki haftalarda konuyu şey yapacak. Biz bir çalışma içerisindeyiz. Kadınların finansal dünyaya katılımını nasıl fazlalaştırabiliriz konusunda çalışıyoruz. Fakat birçok yerlerde tıkanıyoruz. Belki esas işi temelden almak lazım. Bence birinci ayak kadın hesap sayısının arttırılması. Kadın hesap sayısını arttıramadığımız zaman kadınların finansal katılıma, bunların bir kısmı hocalarım söyledi, çoğu sofistike bir takım finansal araçlar var, sermaye piyasası araçları var, bankacılık araçları var. Fakat her şeyden önce en temeli, en A'sı, alfabenin A'sı kadınların hesap sayısını arttırmamız lazım. Bunu nasıl arttırabiliriz? Biz buna kafa yoruyoruz finans sektörü olarak. Belki sizin de katkılarınız olur. Bundan sonraki toplantılarımızda bu konuya değinmemizde yarar var gibi geliyor. Ne yapalım da kadınların, hiç hesabı olmayan kadınları bankalara, aracı kurumlara, finans kurumlarına nasıl çekelim? 14 gün bekleyeceksiniz. Nejat. Aynen öyle. En büyük soruyu bıraktınız ortaya Nejat Bey. Evet. 26'sına randevuyu verdi Gülden Hanım. Dolayısıyla herkesi bekliyoruz ama çok doğru bir yerden, yani siz de cümlelerinize başladınız. Belki kadınların yaşamsal becerilerini arttırmak. Böyle bir projeyi ben yıllar önce yürüttüm. Bankaya gidip hesap açtırmak. İşte PTT gibi yerlerden bu yana para alışverişi yapabilecek, böyle işlerde nasıl yer alabilirler?
Alfabenin A'sından başlattınız, çok haklısınız. Evet. Ahmet Bey de evet çok önemli bir husus diyor. Rabia'nın da söz almak istiyor ama ben hiçbir şey söylemeden direkt Ankon ekibine bakıyorum. Çünkü eğer bir 5 dakika süremiz varsa söz vereceğim. Yoksa ayın 26'sına randevulaşmak üzere diyeceğim. Ankon ekibinden ne diyoruz Damla Hanım? Rabia'nın kısacık mutlaka bir sorusunu elbette iletsin bize. Çok seviyoruz. Buyurun Rabia. Geç geldim biraz, özür dilerim. Konuyu kaçırdım fakat sonundan tutmak istiyorum. Merhabalar Asuman Hocam. Ben evet finansal kaynaklara erişim kadınlar için çok değerli ve kıymetli. Ben bir iktisatçık değilim. Bu konu hakkında hocalarım kadar bir fikir yürütemem ancak kadınların finansal erişime sahip olması için bir evden çıkmaları gerektiği gerçeği söz konusu değil mi? Yani bu kadınlar eve hapsolmuş durumdalar. Yani ne eşlerinden ne çocuklarından, özellikle düşük gelirli kesimlerde, illerde, ilçelerde yaşayan kadınlar daha evlerinin dışına bir komşuya dahi, bir markete dahi çıkamaz haldeler. Yani daha çok buna yönelik olması gerekmiyor mu? İlk aşamanın biraz o ev dışına itilme, bir sadece sohbet ortamından, bir komşudan ziyade bilmiyorlar. Daha çok buraya önem verilmesi gerekmez mi acaba? Yani bir dakika içinde hocalarımdan rica edeyim. Ama ben kendi adıma şöyle söyleyeyim. Tabii ki yaşam becerisi kazanmak. Yani ekonomik ve sosyal hayata katılım. Biraz önce hocalarım ikinci, üçüncü aşamasını söyledi. Karar mekanizmalarında yer almak. Her türlü katılım bu. Yani Necat Bey o kadar doğru bir şey söyledi ki bir hesap açtırabilme yetisini, becerisini ona verebilmek ve onu sürdürmesini sağlamak, destek mekanizmalarını kullanmak diyorum. Hocalarıma bir dakikalık söz vereceğim ama 26'sına Necat Bey çok büyük soruları bıraktınız. Onu da belirtiyorum özellikle. Buyurun hocalarım. Alfabesi. Alfabe evet. Buyurun. Canur Hocam, Asman Hocam. Ben hani kendi adıma şunu söyleyeyim. Dediğiniz doğru ama oraya gelmeden önce aslında buna sahip olabilecek ya da çıkabilecek fakat çıkmayan kadınlar var. Önce onları hareketlendirmemiz lazım. Sahaya inmekten kastım da buydu. Çünkü son dönemlerde gördüğümüz kadın girişimlerinde ve sosyal girişimlerde hani bazen bir kadın sahaya iniyor ve belki 50-60 kadını sahaya sokuyor. Aslında bunu gerçekleştirmek bir toplumsal değişim. Bunu yapmakta bizlere çok büyük rol düşüyor diye düşünüyorum. Yani zaten iş hayatının içinde olan ya da oraya daha yakın olanlar bunu hareketlendirmeli diye düşünüyorum. Tabii belki devletin de yapması gereken şeyler vardır ama o kesime ulaşabilmek için kadının kadına ulaşmasının daha kolay olduğu bir kesim diye düşünüyorum. Görüyoruz bunun mesela çiftlik örneklerini görüyoruz, kadın kooperatifleri örneklerini görüyoruz. Bunlar çok güzel gelişmeler ve bunların hepsi hani bir kadınla başlıyor aslında. Oraya o değişimi getirebiliyor. Ondan sonra onun arkası geliyor. O yüzden bizim öncelikli hedefimiz bir yandan bunu yapabilecek kadınların sahaya da inmesini sağlamak olmalı aslında. Bir özendirme mekanizması işleyebilir ve işlediğini görüyoruz birçok yerde. Bilmiyorum Asuman Hocam siz ne dersiniz? Hocam çok güzel özetlediniz. Sadece tüm bunların üstüne yani bu da bir yaşam okur yazarlığı diyeceğim. Çok güzel çünkü çerçeve çizdiniz. Yaşamda kalmak ama sadece yaşamak, nefes almak değil tabii ki. Bir sürü beceri kazanabilmek için yaşamın içine girmek gerekiyor. Tabii kadınları da buna biraz itmek, heveslendirmek, motive etmek gerekiyor. Çok güzel söylediniz. Biraz yaşam becerini geliştirmeye yönelik yaşam okur yazarlığına da finansal okur yazarlığın yanı sıra yer vermemiz gerekecek anlaşılan. Çok güzel bir toplantıydı. Ben çok teşekkür ediyorum. Ben tekrar teşekkür ediyorum. Necat Bey'i tam karşımda görüyorum. Sanki bir hesap bin can gibi böyle bir şey geldi türedi aklıma. Ben Ankon
PLUS toplantılarına katılan değerli katılımcılarımıza, konuklarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Çok kıymetli bir konuyu ele aldık sizle beraber. Bu finansal kaynaklara erişebilirliğin belki kurumsal, örgütsel, uluslararası örgütsel ve kadın boyutuyla detaylı konuşmalarını, tartışmalarını yapmak üzere 26'sına buluşmak üzere diyorum ben. Toplantılarımızın geleneksel bir kapanışı var. Bir katılımcımız belediyeler, sivil toplum kuruluşları diyor. Evet, yani çok taraflı, haklısınız. Onu da dikkat etmemiz gerekiyor. Haftaya randevu haftaya verdik artık. Bu tartışmaları haftaya ben notumu aldım. Ve değerli katılımcılı konuklarımıza ve katılımcılarımıza soracağım. Geleneksel bir kapanışımız var bizim değerli konuklarımız. Birbirimizi selamlayarak kapatıyoruz. Yılın ilk toplantısı. Mutlu yıllar diliyorum hepimize. 2022'nin hepimize sağlık, huzur, bereket, bir de her kadına bir hesap diyorum artık Nejat Hoca'yı, Nejat Bey'i karşımda. Sevgiyle kalın. Lütfen görüntülerinizi açabilirseniz birbirimizi selamlayarak programı kapatalım. Hoşça kalın diyorum size, görüşmek üzere tekrar. 26'da görüşürüz. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Ayaklarınız sağlık hocam. Sağ olun.